Yılbaşı sadece mucize ve hediye zamanı değildir. Aynı zamanda farklı süslemeler yapmak için de çok uygun bir dönemdir. Sıradan bir yılbaşı süsü mü? Çok sıkıcı. Birkaç köpük kağıt parçası alalım. Kirpikler, kulaklar keselim ve rulo şeklinde bir boynuz yapalım. Parlak boynuzu dolguyla dolduralım. Detayları süse yapıştıralım. Kapalı gözler, boynuz ve kulaklar. Gül ve boncuklardan yapılmış bir taçla süsleyelim. İşte oldu. Bunu unicorn severlere armağan ediyoruz. Süsü herkesin görebileceği bir yere asalım. Görünüşe göre evde yılbaşı sihrini ortaya çıkarmak için bir damla unicorn sihri yeterli. Şimdi de farklı boyutlarda kutular alalım. Ve köpük kağıt. Beyaz parlak köpük kağıdı kutulara yapıştıralım. En küçük kutuyu siyah yapalım. Mukavva parçasından bir külah oluşturalım. Kırmızı köpük kağıtla süsleyelim. En büyük kutudan en küçük kutuya doğru bir piramit yapalım. Gözler, gülümseme ve düğmeler sabitleyelim. Vay canına! Kare bir kardan adam. Bence bu kardan adam Minecraft oyunundan. Yılbaşı ağacımızın altında kardan bir kutu. Bunu yapmayı deneyecek misiniz? Yorumlara yazın. Peki plastik kabloyla pipetleri bir araya getirmeye ne dersiniz? Deneyecek misiniz? Ortasından sıkalım ve sıkıca bağlayalım. Pipetleri sprey boyayla koyu griye boyayalım. Kirpiği ağacın en üst kısmına asalım. Son teknoloji yılbaşı yıldızımız hazır. Çok farklı ve modern görünüyor. Plastik tabaklar en sıkıcı yılbaşı partisini bile unutulmaz hale getirebilir. Tabağın ortasını keselim. Ve simli köpük kağıttan şapka yapalım. Kapağı halkaya yerleştirelim. Ve altına sakal olarak pamuk ekleyelim. Maskeye çubuklar yerleştirelim. Noel Baba arkadaşları geyik ve kardan adam olmasa ne yapardı? Bu şekilde selfileriniz kesinlikle harika olacak. Yılbaşı! Tamam, harika. Sizce bu şirin fotoğraflar kaç beğeni alacak? Şimdi de bir tuvalet kağıdı rulosu ve fırın poşeti alalım. Ruloyu poşete koyalım. Kırmızı ve beyaz iple bağlayalım. Renkli keçe parçaları alalım. Detayları keselim. Ve plastiğe kardan adam yüzleri yerleştirelim. Olamaz! Kendimizi kaptırdık ve kardan bir ordu yaptık. Ne olmuş? Banyoda bile yılbaşı atmosferi var. En sevdiğim oyuncak aslanım yırtıldı. Ama önemli değil. Hala onu kullanabilirim. Oyuncağı parçalarına ayıralım. Yumuşak pofuduk bir battaniye alalım. Detayları dikelim. Patiler, kuyruk, yele. Ne güzel bir battaniye. Bu aslan derisi örtü çok yumuşak ve sıcak. Sıcak çikolatamızı hazırlayalım. Tüm kış gecelerini nerede geçireceğimizi biliyoruz. Bu fikir için büyük bir mukavva kutu alalım. Kenarlarına Noel Baba'nın kızağını çizelim. Maket bıçağıyla keselim. Kızağı kırmızı kadife kumaşla kaplayalım. İçine yumuşak beyaz bir keçe parçası yerleştirelim ve oturma yerini oluşturalım. Bir çift oluklu hortumdan ayaklarını yapalım. Yıldızlar ve kar taneleriyle süsleyelim. İşte geyik de geliyor. Geyiği yerleştirelim. Ho ho ho! Kızağın çan seslerini duyuyor musun? Noel Baba gelmek üzere. Yılbaşı ağacının altına park edecek. Bir sonraki fikir için bir cam parçasına el kremi sürelim. Silikonla bir çizgi çizelim. Şimdi de çizgileri bu şekilde yukarı doğru ilerletelim. Silikon kuruduğunda parçasını camdan alalım. Kenarını makasla düzeltelim. Bu şekilde 3 parça yapalım. Yüzümüze fondöten uygulayalım. Sonra da cildimizi beyaz boyayla kaplayalım. Bolca uygulayalım. Çünkü bu kış temalı bir makyaj. Dumanlı gözler yapalım.
Dudaklarımızı siyaha boyayıp simekleyelim. Yanaklarımıza buz damarları çizelim. Kareli kaşlar yapıştıralım. Ve silikondan tacı takalım. Kar kraliçesi geceye hazır, değil mi? Kış geliyor. Her yıl ağaca aynı süsleri asıyoruz. Yeni bir şeye ihtiyacımız var. Bir fikrimiz var. Eski metal bir askı alalım. Penseyle keselim ve açalım. Kancayı kutuya yapıştıralım. Ve metal tabanı toplarla kaplayalım. Silikon kullanalım. Parlak toplardan bir şelale yapalım. Telin ucuna parlak bir kağıt poşet yerleştirelim. Ve süsü yılbaşı ağacının yanına yerleştirelim. Çok güzel. Keşke bu yıl bir sürü hediye alsam. Böylece eski süsleri yenilemiş olduk. Artık kesinlikle yılbaşı ruhunu hissediyoruz. Bu fikir için bir kağıt havlu tüpü ve makas alalım. Mukavvayı ezelim ve ince şeritler halinde keselim. 5 yapraklı bir yonca yapalım. Parçaları birbirine yapıştıralım. Sonra halkayı sıkarak ikiye katlayalım. Tabandaki çiçeği büyük bir kar tanesi elde edene kadar mukavva parçalarıyla kaplayalım. Parçayı altın rengine boyayalım. Yapıştırıcıyla kaplayalım ve sim serpelim. Kocaman parlak kar taneleri basit ve güzel yılbaşı süsleri olacak. Pencereleri ya da yılbaşı ağacımızı süslemek için kullanabiliriz. Eski bir saksı bile yılbaşı için güzel bir süs olabilir. Eski bir çiçek saksısını siyah akrilikle boyayalım. Sonra bir yılbaşı süsü alalım ve buna keçeden yapılmış uzun bir şapka yapıştıralım. Beyaz kürklü pomponla süsleyelim. Dolgu ya da pamuktan yapılmış saç yerleştirelim. Kalıcı kalem kullanarak süse gülen bir yüz çizelim. Bunu ters saksıya yapıştıralım. Saksıya düğmeler yapıştıralım. Saksıya kırmızı keçeden eldivenler sabitleyelim ve telden bacaklar. Sıcak keçe bir pantolon yerleştirelim. Her bacağa küçük bir top yapıştıralım ve bacağını bu şekilde yerleştirelim. Yılbaşı cücesini hediyeleri koruması için ağacın altına koyalım. Bu iki koruma çok şirin. Komik cüceler odamızı süsleyecek ve benzersiz bir yılbaşı ruhu oluşturacak. Bir sonraki fikrimiz için marshmallow, galeta ve çubuk kraker kullanacağız. Marshmallowları galetalara geçirelim. Çubuk krakerleri parçalara ayıralım. Boynuz yerine marshmallow yerleştirelim. Biraz sütlü çikolata eritelim. Bununla marshmallowlara yüz çizelim. Bu şekilde bir sürü yılbaşı geyiği yapabiliriz. Marshmallow ve sıcak çikolata harika bir ikili. Çok lezzetli. Bu tatlıdan yapacak mısınız? Bu fikir için bir kase un alalım. Birkaç damla yeşil boya ekleyelim. Karıştıralım. Karışımı krema poşetine koyalım. Bir tepsiyi parşömen kağıdıyla kaplayalım ve zeytinyağı sürelim. Parşömen kağıdına bir çubuk kraker koyalım. Yeşil karışımla minik bir yılbaşı ağacı çizelim. Süsleyelim ve fırına koyalım. Yılbaşı ağacımız pişerken birkaç kek ve krem şanti alalım. Keke krema sıkalım. Hindistan cevizi tozu serpelim. Sanki karla kaplı bir tepede yılbaşı ağacı varmış gibi görünecek. Gerçek bir yılbaşı sofrası böyle görünmeli. Uzun süre bunu unutmayacağız. Bu fikir için metal bir kutu alalım. İçindeki tüm malzemeleri çıkaralım. Kutuyu akrilikle boyayalım. Boya kururken yumuşak kil ve sim alalım. Kilden birkaç top yapalım. Kuru sim serpelim. Bunları yılbaşı ağacı şeklinde kapağa yapıştıralım. Kutuyu şeker ve atıştırmalıklarla dolduralım. Yılbaşı şekerleri mi? En sevdiğim!
Sevdiklerimizi mutlu etmek kolay ve güzeldir. Sizce hangisi daha iyi? Hediye almak mı? Vermek mi? Şimdi de eski bir plastik çöp kovası alalım. Üst kısmını keselim. Köpük tüple kaplayalım. Bir parça çuval bezine saralım. Şimdi de yılbaşı süsleri alalım. Süsleri tabana silikonlayalım. Halkanın boşta kalan kısmını bir yıldızla süsleyelim. En iyi yılbaşı çelengi ev yapımı olandır. Bu yılbaşı kompozisyonu duvarımızı süsleyecek ve evimizi bir kış masalına çevirecek. Bir sedir dalı ve bardak. İşler giderek ilginçleşiyor. Dalları bardağın içine yapıştıralım. Bir mumun tabanını eritelim. Ve bardağın ortasına yerleştirelim. Mumları yakalım ve sedir ağacının güzel kokusunun tadını çıkaralım. Harika! Bu mumluk çok güzel. Yılbaşı ağacını bile aydınlatıyor. Şimdi de eski botlar alalım. Onları kırmızı kadife kumaşla kaplayalım. Kenarlarını beyaz kürkle süsleyelim. Kırmızı kadife bir pantolonu dolguyla dolduralım. Botlara köpük kağıttan yapılmış tokalar yapıştıralım. Pantolonu botlara yerleştirelim. Artık kendi Noel babamız var. Evet, en azından bir kısmı. Yılbaşı süsü fikirlerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de yılbaşında bu fikirlerden hangilerini kullanacaksınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni yılbaşı videolarını kaçırmazsınız.